6-7 Eylül'de 1955'te o bölgede yaşayan bir çocuğun gözünden nasıldı? Biraz onu aktaralım. Bunun için de Los Angeles'a atacağız köprünün ayağını. Amerika'da Los Angeles'ta Ohannes Kulak Akbari'miz bekliyor bizi. Ohannes Akbarik, merhabalar. Merhaba. Şimdi Sağ ol. sen o zaman 8 yaşındaydın, öyle mi? Yanlış söylüyorsam 8 yaşında, evet 8 yaşındaydım. İkinci sınıfa gidiyordum. Peki biraz bize anlat o zaman. 6-7 Eylül 1955'i nasıl hatırlıyorsun? Sonra sokağa çıktığında neler gördün? Nasıl evde yaşadınız? Biraz anlat bize. Ya onları anlatayım size. Ben 1954'te Kayseri'den geldim. Okumak için geldim. Saken Nunyan Okulu'na girdim. Ermenice okuyordum. Fakat lisanı hiç bilmiyordum. Komşularımız, ilk geldiğimde bir sürü Rum komşularımız vardı. Mesela hatırlıyorum Madame Despina'yı ve oğlu Kosta'yı. Düşün ki Ermenice alfabeyi bildiğim halde Ayben Kim olarak bilmiyordum. Fakat okuyordum. Fakat Rumca alfabeyi hala şimdiye kadar ezbere bilirim. Ve bana Madame Kiria Despina bana Rumca öğretmişti. Ya, o epey Rum şeylerimiz vardı, komşularımız vardı. Ben başladım hatta 7 yaşında, 5 yaşındaki Kosta'ya Rumca ders vermeye. O kadar şeydim. Fakat ne zaman okula girdiğim vakit tabii ki okulda ilk önce Ermenice öğrenmeye başladım falan. Neyse bizimkiler daha yeni gelmişlerdi. Kayseri'den de yeni gelmişlerdi. Hep beraber İstanbul'a geldik. İstanbul'da Samatya Pamukçu Sokak 27 numaralı evde oturuyoruz. Çocuğum sokakta oynamışım, yorgunum. Biraz ders çalıştıktan sonra yatmış, uyumuşum. Şeydi saat 8-9 araları bir şey. Bir de baktım uyandırdılar beni. Uyandırdılar. Niye uyanık çağırıyorum? Hemen bana dediler ki bir ay yıldız çiz şeyde kağıdın üzerine. Çizdim, kestiler. Ve ondan sonra bir kırmızı bez buldular. Bayrak yaptılar ve pencereden sarkıttılar. Ama bağırıyor. Bütün sokakta herkes bağırıyor, çağırıyor, şey yapıyor. Bizimkiler daha o zaman Kayseri şeyiyle Kıbrıs'ın ne olduğunu da bile bilmiyorlar zamanlar. Ve Kıbrıs yerine kırmızı diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani dakika şey olarak değiller. Neyse. Yattım uyudum çocuğum. Ertesi gün kalktım. Ertesi gün kalktım bir baktım ki Marmara Caddesi üzerinde bizim kilisenin Sobkavur Kilisesi'nin bütün o şeyde ne kadar Ermeni, ne kadar Rum şeyi varsa hepsini parça parça etmişler. Yalnız kilisenin şeyine yanında fabrika vardı. Fabrikanın bekçisi korumuş kiliseyi. Fakat ben kiliseye girdiğimde mum satılan bangal dediğimiz yer harap olmuştu. İçeriye kadar girmişler. Fakat bekçi elinde silahıyla girmiş içeriye, hepsini kovmuş, kiliseyi korumuş. Ama bu arada korumuş, tabii ki ben onları görünce böyle ürktüm. Çocuğum da, ya dedim bu ne oluyor, nasıl oluyor? İşte o günden beri, düşünebiliyor musun? Bak Kayseri'de ben çok şeyler gördüm gerçi. Türklerle beraber aramızdaki şeyleri, ufak tefek şeylerimiz oluyordu. Her zaman değil ama öteki komşularımızla ya daha doğrusu biraz uzak mahallelerde kendi mahallemizde öyle bir problemimiz yoktu. Fakat İstanbul'da bunu gördükten sonra içimde bir korku başladı çocukken. Ya ne oluyor? Ne yapıyor? Bunların şey değil. Niye bizim üzerimize bunları geliyor? Ve bu kadar hücum ediyorlar veyahut da yok etmeye çalışıyorlar, zarar vermeye çalışıyorlar diye bir his yaptı. Tabii zamanla baktım, sokakları gezdim. Sokakların içerisinde o Rum evlerinin hepsini aşağı yukarı parça parça etmişler. Yollarda bütün olduğu gibi şeyler. Koca Mustafa Paşa'dan aşağıya doğru inerken ve olduğu gibi yollarda
şeyler var. Elbise parçaları, ayakkabı parçaları bilmem ne. Sonradan duyduk ki bir Rum evinde şey olmuş, gardıroba saklanmış. Gardırobu açamayınca tutmuşlar, aşağı indirip atmışlar, adam ölmüş. Onun dışında çocuğuz tabii, bir taraftan da sokaklarda geziyoruz. Pazar günleri, cumartesi günleri okul yok bilmem ne yok. Bu arada İbraor'a doğru, Samatya sahiline doğru indik. İndim. Bir de baktım İbraor Kilisesi yanmış. İbraor Kilisesi yanmış orada. Bu arada Balıklı'ya gidiyoruz. Arada çocuklarla beraber Balıklı mezarlığına falan gidiyoruz. Yürüyoruz şeyde, Silivri Kapı'nın yolundan. Baktım, bütün olduğu gibi Balıklı'nın o Rum mezarlığı şey olmuş, benzinle yakmışlar, kapkara olmuş duvarda. Bunların hepsini gördükten sonra artık içimde bir korku, bir şey meydana gelmişti. Zamanla tabii alıştım, o ayrı iş. Tabii ki alıştım ama içimdeki o şey seneler sonra yine ortaya çıktı. Çünkü her seferinde muhakkak bir faşizm, bir şey görüyordum. Anladın mı? Bundan evvel sana anlatmıştım bazı olayları. Tabii. Bak ben şu anda burada Los Angeles'tayım. 44 senedir buradayım. 44 senedir aklımın ucundan bile geçmiyor ki ben Türkiye'ye geleyim diye. Çünkü o korku, o ilk baştaki o korku ve onun üzerine ilave olunan diğer olaylar beni memleketten soğuttu. Ama bu değil ki memleketi özlemiyorum. Elbette ki özlüyorum. İstanbul kadar dünyada güzel hiçbir memleket benim için yoktu. Ama şu andaki İstanbul'la benim 44 sene evvel bıraktığım İstanbul arasında çok büyük fark olmalı. Ve tabii ki bazen resimlerde, bazen şeylerde internetten görüyorum. Değişiklikler olmuş, köprüler yapılmış, bilmem neler yapılmış. İlk köprünün yapıldığını görmüştüm. 1977'den bu yana hiçbir şeyim olmadı. Arkadaşlarımla konuşuyorum, öğrencilerimle konuşuyorum, her biriyle konuşuyorum o çarşıdan. Fakat yine de hala içimdeki o korkuyu, o şeyi yenemedim. Hatta buraya Profesör Viryonis geldi. Bu 6-7 Eylül konusunda bir konferans verdi. O konferansa gittim. Şu anda sana anlattığım bu şeyleri ona da anlattım. Kitabını da verdi ama nerede bu kitap? Kütüphanemin içerisinde. Senin kitaplarının arasında bulmak zordur. Orası dolu, bulmak yer yok diyordun. 3500 kitap var. O kitapların içerisinde bulmam o kadar zor ki. Hatta şimdi bu karşında gördüklerinden başka öteki odada da var ama öteki odada hepsi kutuların içinde. Çünkü dur, ayrıca duvardan duvara bir kütüphane yapmam lazım. Kitaplardan konu açtık ama şu 6-7 Eylül konusunda bir şey daha sormak istiyorum. Peki şimdi evet, o gün yaşandı ama sonrasında senin o Rum komşularına ya da bilmiyorum Ermeni komşulara ne oldu? Yani o günden sonra ne yaptılar o insanlar? O mesela benim o şeyim de Kirya Despina dediğimiz hanım korkusundan çocuğunu da aldı, kocasıyla beraber kaçtılar Yunanistan'a. Yunanistan'a kaçtılar. Ve ben eğer düşünebiliyor musun? Ben aşağı yukarı onlardan öğrendiğim o alfabeyle ve birkaç kelimeyle üniversitede bile bunun faydasını gördüm. Adamlar korkudan hepsi teker teker kaçtılar. Samatya Rum'la doluydu. Hiç kimse kalmadı aşağı yukarı. Birkaç kişinin dışında, o da çok yaşlı bir kadın vardı. Kardeşim yeni doğmuştu işte. 1954'te 1,5 yaşındaydı. Ben anam şeye gittiği vakit, işe gittiği vakit, çalıştığı vakit çocuğu ona bırakırdı, Kirya'ya bırakırdı. Adını bile bilmiyorum, Kirya diyorduk, anladın mı? Yani bir Rum kadına bırakıyordu. Şimdi o da en sonunda çocuklarının yanına gitti, Yunanistan'a gitti. Hiçbiri kalmadı. Ermeniler, Samatya'daki Ermeniler o kadar zannetmiyorum, Rumlar kadar büyük bir şey görmediler. Hani bizimkiler gibi hemen bayrak astılar, şey yaptılar. Zaten Samatya'nın ahalisi devamlı Yozgat'tan, Kayseri'den geldikleri için Ermenileri çok fazla Rum gibi konuşmaları yoktu. Onları çok fazla tanıyamazlardı, anlayamazlardı Türkler. Fakat Rumları çok daha rahatlıkla anlıyorlardı. Çünkü onların konuşmaları çok da
şiveleri tam bozuktu. Hiç şey gibi değildi. Bizimkiler Anadolu, Ermenice bile bilmezlerdi bizimkiler. Türkçe konuşurlardı devamlı. Hı hı. Peki bir onun şey... için bir sürü evet. Rum kayboldu gitti. Aşağı yukarı 200 bin tane Rum vardır şöyle. Şu anda 2000 kişiler. Evet. Peki biraz bize, sen o dönem yeni gelmişsin. Dedin Kayseri'den çıktık, yeni geldik. Kayseri'den geldiğinde Samatya'ya nasıl bir ruh vardı? Yani şimdi sokaklarda oynuyordum diyorsun. Bir sürü Rum arkadaşım vardı diyorsun. Eski Samatya'yı biraz bize anlatır mısın? Çocuklar vardı. Hani Rum çocukları kendi okullarına gidiyorlardı tabii. Biz de Saken'e gidiyorduk. Bu şey yok. Tabii ki daha çok bizim herkes kendi adamıyla, kendi arkadaşlarıyla oynadı. Türkler de vardı tabii. O Türk çocukları da vardı. Bizim sokakta Türk çocukları da vardı. Fikret vardı, Ali vardı falan. Mesela onlarla oynuyorduk. Şey yok. Çocuktuk hepimiz beraber. Büyüklerimiz vardı, abilerimiz vardı. Şey yaptı. Samatya'da genellikle çok fazla böyle bu 6-7 Eylül'den önce ve hatta sonra da çok Rumlar gittikten sonra da çok büyük bir şey görmedik. Yalnız sahil yoluna indiğimiz vakit Ermenilere hep biraz ve yani eğer yabancı olduğunu ve hatta Ermeni olduğunu anlarlarsa bu sefer birazcık laf atarlardı. İşte kavga çıkartmaya çalışırlardı. Onlar olurdu. Öyle ufak tefek şeyler olurdu ama genellikle Rumlara çok yazık oldu. Çünkü Rumların seneler boyunca orada, daha doğrusu asırlar boyunca oradaydılar o adamlar. Bize geldik, biz 1461'de oraya geldiğimiz vakit o Rumların da o kilise de Rumlarındı. O bize Fatih Sultan Mehmet Rum bize hediye etti o kiliseyi. Sulu Manastır'ı. Surkevor Kilisesi'ni söylüyorsun değil mi? Evet. Surkevor Kilisesi Sulu Manastır adıyla anılmış. Hatta kilisenin bir yanında bir kahve vardı. Kahve vardı. Aram'ın kahvesi derlerdi oraya. Şimdi o kahveye herkes Yozgat'tan gelenler şoförlere derlerdi ki beni Aram oğlunun adıydı benim sınıf arkadaşım. Onun kahvesine yazdırdı bileti. Oraya getirirlerdi. Orada bırakırlardı şeyi. Ve kilisenin tam karşısında bizim patrikhaneydi. Patrikhanede bütün olduğu gibi bizim akrabalar falan, bizim köylüler falan otururdu. Yani şey yok. Tabii ki 1832 senesinde tuttuk Kazazameran'ın şeyi yoluyla patrikhane kum kapıya taşındı. Eskiden beri yani 1461'den 1832'ye kadar Ermeni Patrikhanesi bizim Surkevor Kilisesi'ydi. Evet, evet, evet. Peki, şimdi zamanımızı doldurmadan önce, şimdi seni bulmuşken birazcık da aslında Kayseri'yi de sormak istiyorum. Biz 6-7 Eylül konuşuyoruz bugün ama sen evet. Kayseri'den yani sonuçta 8 yaşına kadar Kayseri'de büyüdün. Oradaki hayatı biraz bize anlat. Ailen nasıl kurtulmuş 1915'teki soykırımdan? Biraz ondan bahset. Bu çok önemli. Şimdi Kayseri'ye gelmeleri benim dedelerim çok eski. Çok çok eskiden. 1385 yılında Kilikya'dan gelmişler. Kilikya'dan Memlukların baskısından kurtulmak için Ermeni Krallığı Lusinyan Krallığı yok olduktan sonra bunlar yavaş yavaş Selçuk bölgelerine, Selçuklu Sultanlığı'nın içine 1385 senesinde oralara girmeye başlamışlar. Ve girdikleri yerde de bizim köyümüzü kurmuşlar. Hurneç köyü. Hurneç dediğimiz yani ateş düştü manasına, sonradan dönmüş Hurneç olmuş. Bizim mesela benim asıl soyum Melkonyan. Hı-hı. Melkonyan, Avedikyan. Tamam mı? Şimdi bu Avedikyanlar da Melkonyanlar, Yesayanlar ve Ballaryanlar, birkaç böyle bir de deri kalpaklar. Hepsi beraber gelmişler oradan. Birisi gitmiş bir köyü kurmuş, ötekiler gitmiş öteki köyü kurmuş. Ve Ürneş köyünde kalmışlar. Bunlar gelişmişler, büyümüşler, şey yapmışlar, ticaret yapmışlar, çürüm olmuş. O kadar gelişmişler ki dağılmışlar. Hatta Yozgat'ın Çapanoğlu'nun olduğu zaman Çapanoğlu Ömer'in ilk kahyası da benim büyük dedem.
Grubo dedik. Grubo Deli Melikonoğlu. Deli Melikonoğlu dedi, Zul Melikonya. Yani bu Deli Üstelik dediği şey var ya. Onlar Dede Korkut'un masallarına. Onlar gibi. Öyle deli değil yani. Kahraman manasına. Sasna Zırelimiz. Şimdi o şeyde bunlar sonradan tam 1915 senesi olduğu vakit anamın babası Çanakkale'ye asker olarak gönderilmiş. Babamın da kardeşleri hepsi daha önce de şeylermiş, parti adamları. Daha doğrusu o Hınçak Bıçakçı partisi olduğu vakit ona katılmışlar. Ve ama babasını alıp götürmüşler. Anası, kardeşinin birisi daha çıkmış. Öteki kardeşini öldürmüşler. Bir kardeşi yanında anasıyla beraber olduğu vakit kendisinin yanında boğazlamışlar. Yani gözünün önünde kesmişler babamın gözünün önünde. Babam hala hatırlardı mesela, ağlardı geceleri. Ve bu şeyde bir Türk almış yanına, kurtarmış, demişler ki bu 12 yaşında. 12 yaşındaki çocuğa bir şey yapmaz. Olmaz, bu Türkleşir demişler. Neyse, bir Türk almış yanına bunu. Bunu sünnet etmiş. Demiş ki bak demiş, sen demiş Ermenisin ama demiş şey yok. Yani mecbursun demiş bunu yapmaya. Çocuksa bunlar anlamaz demiş. Bunlar anlamaz. Neyse almış, büyütmüş, adam şey yapmış. Ama diyor ki yazları 13 sene diyor yanında kaldım diyor. 12 yaşındaydım diyor. 25 yaşında oldum diyor. 13 sene yanında kaldım diyor. Bir gün evini almadı diyor. Bak bir gün ev. Yazları ahırda yattım diyor. Şey, kışları ahırda yattım diyor. Yazları da diyor tarlada yattım diyor. Ona çalıştım diyor. Fakat ne zaman ki evlenme çağım geldiyse diyor, bana diyor gene diyor uzaktan diyor tanıdık olan diyor benim anamı tavsiye etmiş, git demiş onunla evlen. Onunla evlen demiş. Başkasıyla evlenmeyeceksin demiş. Bana adını unuttum adamın. Şu an babam söyledi ama şey değil. Ondan sonra almışlar. Anamı evlendikten sonra kalkmış Kayseri'ye gelmiş. Kayseri'de işte kendi benliğini kazanmış. Manuk olmuş. Eskiden kulaksız oğullarından Şevket'ti. Şimdi olmuş kulaksız oğullarından Manuk. Çünkü dedemin zamanında Amerikanların kulaksız olmasının tek sebebi dedemin kulağının kesilmesinden, büyük dedelerinden birinin kulağının kesilmesinden dolayı. Yani devlet kulağını kesmiş. Çünkü karşı gelmiş diyerekten. İsyan etti diyerek. Halbuki isyan etmiş falan değil. Vergi memurunu dövmüş. İkide bir de gelip sıkıştırıyormuş vergi memuru. Bu da Deli Abedik. Deli Abedik sinirlenmiş. Adamı dövünce söz dinlemiyorsun falan diyerekten ilk önce affetmişler. İkinci sefer geldiğinde kulağını kesmişler. Ondan sonra kulaksız yanlara kalmış. Benim kulak soyadım oradan kalıyor. Yani şimdi buradan yeni bir konu daha açılıyor. Biz 6-7 Eylül konuşurken Kayseri'yi de konuşmuş olduk ama Kayseri Ermenileri ile ilgili bu senin anlattığın üzerine başka bir program daha bile yapılır. Zaten seninle konuşma her zaman Kayseri üzerine bırak ya İstanbul'a bak, bile konuşulur. Bende o kadar çok konu var ki Aris, o kadar çok konu var. O kadar çok anlatacak şey var ki. Bak şimdi nereden başlayacağım? Şimdi değil. Onu başka bir programa tutacağız. Çünkü şimdi süreyi de bitirdik. Çok da şey yapmayalım ama belli ki senle bu işi biz daha fazla, daha uzun programlara yayacağız. Anes Akbarik, çok teşekkür ederim katıldığın için. Bu çok önemliydi anlattıkları. Ben de sana çok teşekkür ederim. Yapmış olduğum bütün bu